Cenab-ı Allah insanı yaratırken işte iştahlı bir mide vermiş. O midenin ihtiyaçlarını bir sofra-i nimet içinde önüne koymuş. Sonra hassasiyetli bir hayat vermiş. Hassasiyetli hayatın da bir midesi var, o da rızık istiyor. Hı hı. Yeryüzünün tamamını bir sofra-i nimet yapmış, önüne koymuş. Sonra insaniyeti vermiş. İnsaniyet midesinin önüne de bir sofra koymuş. O ne? Mülk ve melekut daireleri. Yani mülk ve melekut, gördüğümüz mevcudat, mahlukatın tamamı onun ifade ettiği manalar. Arka planı. Bunun hepsini gezebilecek, öğrenebilecek bir de akıl vermiş. Akıl eller gibidir. Mülk ve melekut dairesindeki bütün o sofrayı ne yapıyor? Geziyor, alıyor, getiriyor. O insaniyet midesini besliyor onunla. Sonra İslamiyet'i veriyor Cenab-ı Allah. İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet'i veriyor. O da bir midesi var, o da rızık ister. Onun da sofrası, bütün bu bahsettiğimiz imkan dairesindeki üç sofrayla birlikte Esma-i Hüsna ve Sıfat-ı Mukaddesinin bütün dairelerini fethediyor, açıyor önüne. Sofra-i nimet olarak açıyor. Sonra imanın bir nuru olan marifetullah, muhabbetullah veriyor. Onunla muhit bir nura çıkarıyor. Diyor ki bak, cüz'i bir cüz iken sen, onun ihsanıyla külli bir külle nuraniyete çıktın. Bu nedir? Onun ihsanı nedir? Cenab-ı Allah'ın ihsanı, o sofralar, midenin bütün ihtiyaçlarını karşılayan o nimet, rahmet tecellileri, elmadır, portakaldır, domatestir, buğdaydır, nohuttur, fasulyedir. Yani en dar dairedeki. Sonra hassasiyetli hayatın önüne koyduğu muhteşem görüntüler, efendim sesler, kokular vesaire. Sofra biraz daha genişliyor yani. Aldığımız nefes. Bunlar Allah'ın ihsanı bunlar. Siz bu ihsanın hakkını verebilirseniz sizi marifetullah'a, muhabbetullah'a muhit bir nura çıkarıyor. Yoksa bunları ihmal ederek, bunları bypass ederek sizi oraları çıkarmıyor. Çıkarsa da topal mupal gider. Onun için diyor bak, fikrin dağılmaması. Fikrin bütün bunları bu sofralardan istifade ede ede neye varıyor? Bunların arkasındaki yaratıcıyı mülahaza ediyor. Akıl buna muktedirdir. Cenab-ı Hak bu kabiliyeti vermiş ona. Bunu idrak ettiği andan itibaren o zaman kalp devreye giriyor. O da beraber kalp boğulmuyor artık. Kalp aklın ayağıyla hareket ederse, giderse, akıl da vahiden istifade edip o Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlardan istifade ederse ikisi el ele verirler ve bu marifetullah yolunda Allah'ı bulurlar. Yoksa fikir dağılırsa, kalp boğulursa ruh ne yapacak? Gidecek bir yer yok.